Mali Müşaviriz. Yürüdüğümüz yol öyle bir yol ki özveriyle aşılanacak. Kendimizden, ailemizden önde tuttuk değer sunduklarımızı, ülke ekonomimizi, iş dünyamızın başarısını. Toprakta alın teri dökeni, tezgahında üreteni. Takdir görmeyi beklemeden çözüm olduk başkasının sorunlarına. Bugün değişimi ve dönüşümü yönetiyoruz dijitalleşme sürecinde. Biz Mali Müşavirler birlikte bilgimizle iş dünyasının güven duyulan danışmanları olarak ülkemize değer katıyoruz. Yerel Vizyon'dan herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konum var. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Başkanı Sayın Doğan Yılmaz. Sevgili Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Şimdi bugün koronavirüsle mücadele etmemizin 212. günü, yani 6 ay 28 gün oldu başkanım. En çok etkilenen sektörlerden, mesleklerden biri de şüphesiz ki pandeminin sessiz kahramanları muhasebeciler, mali müşavirler. Nasıl bir süreç yaşadık? Neler yaşıyoruz? Daha sonra detaylara gelelim sevgili başkanım. Teşekkür ederim. Sessiz kahramanları sıfatı çok yakıştı. Aslında övmek için söylenmekten çok olayın gerçekliğini ortaya koymak için söylenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Sadece kendi mesleğimizi sessiz kahramanlar olarak dillendirirsek haksızlık etmiş oluruz. Ben yine de anmak isterim. Bütün kamu dairelerinde çalışan bizle beraber İşkuru, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir Dersi Başkanlığı'ndaki ve Bursa Vergi Dersi'nde çalışan arkadaşlarımız, başkanları başta olmak üzere, bankalardaki arkadaşlar, banka başta müdürleri ve onların çalışanları, biz bu pandemi sürecinde finans kesimi diyelim, kamu kesimi diyelim, birlikte bu olayı yürüttük diyelim. Çalışmaları hep beraber yaptık ve kendimi onların da sözcüsü olarak görüyorum. Ve onların adına da bazen konuşmak gerekiyor. Çünkü onların temsilcileri kamu görevlisi olduğu için olmayabilir ya da işte banka görevlisi olduğu için olmayabilir. Onların yerine de bazen bizim konuşmamız gerekiyor. Tabii ki benim meslektaşlarım başta gelmek üzere. Eyvallah başkanım. Şimdi sessiz kahraman deyince aslında sadece pandemide değil, yani Türkiye'nin en çok ihtiyaç olduğu şey nedir başkanım? Ekonomi. Doğru. Bu ekonomi şirketlerde mali müşavirlerin, muhasebecilerin yıllarca sadece o mesleği yapmadılar ki. Ailenin avukatı oldular, ailenin doktoru oldular, ailenin danışmanı oldular, psikolojik danışmanı. Araba alırken bile muhasebeciye sorarlar. Aile içinde kavga olur, muhasebeciye sorarlar. Ama iş paraya gelince muhasebeci en sonadır. Onun için hakikaten ayrı bir kahramanlardır. Ben de onur ve gururla söyleyebilirim ki oda kurulduğundan beri 30 yıla aşkındır Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'nın üyesiyim hala. Hala da basın yayın komisyonu üyesiyim. Mesleği yapmasam da. Dolayısıyla o mesleğin önemini zaten bilmeyen bir kurum ayakta kalmayacağına imza atabilirim başkanım. Bu konuda haklısınız. Geçtiğimiz dönem biraz daha olayın işin içine meslektaşların girdiğini, işverenler veya halkımız daha yakından görmüş oldu. Pandemi sürecinde herkes evine çekilirken biz sahaya girmiş olduk. Yani kimisi korkudan, kimisi temizlik ya da hijyen problemi yaşayacağı için, kimisi ne olduğunu bilemeyeceği için herkes işte kamu otoritesinde işte evde kal çağrısına uyunca. Biz de önce evde kalalım falan dedik, uzaktan yapalım. Baktık ki evde kalınca olacak değil. Ben bunu inanarak söylüyorum. Türkiye ekonomisinin %96'sı, %97'si küçük işletmelerde oluşuyor. İşletmelerin yüzde. Evet. Bu küçük işletmelerin tüm ekonomik danışmanlığını mali müşavir arkadaşlar yapıyor. Eğer bizler de eve çekilseydik ekonomimiz gerçekten çökerdi. Evet. Yani şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Bir şekilde problemli günler yaşıyoruz ülke olarak ama eğer şu anda biraz da olsa ekonomi yürüyorsa, esnaf dükkanını açıp az da olsa gelir elde ediyorsa bunda bizim de payımız var diye düşünüyorum. Onda şüphesiz. Yani zaten yerel vizyona kattığınız değerleri bunu bir kenara koymak mümkün değil. Yani bunu bir de meslek olarak yapmış biri. Peki başkanım, pandeminin bu döneminde özellikle daha sonra sokağa çıkma yasağının muaf tutuldunuz. Evet. Bu dönemde yaşadığınız ana sorunlar nelerdi yani? En büyük problem
meslektaşlarımızın sağlığını koruyabilmekti. Zaten tamam biz sahadayız artık evde kalarak iş yapma konusunda bazı işler için yapılabilir ama bazı işler için mecbur ofise gitmek gerekebiliyordu. O aşamada teknoloji sıkıntısı yaşadık. Bazı yerlerde internet problemi yaşandı. Aynı anda birçok insan girince evlerde bunun sorunları, onları çözümledik. Meslektaşlarımız buna hemen uyum sağladılar. Firmalar bu konuda yüzyılda bir olan bir olaydan bahsediyoruz. Hazırlıksız da yakalandık. Hiç kimsenin böyle bir bilgisi, görgüsü yok. Yani çok iddia ediyorum 3-4 gün içinde biz buna hemen oda olarak ne tekrar ediyorum kamu kurumlarındaki hem İşkur Müdürü Feyzullah Eren Bey hem Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Bey, Vergi Dairesi Başkanımız o zamanki Başkan Nuri Bey çok çabuk iletişime geçtik ve hemen ne yapabileceğimizi konuştuk. Ve meslektaşlarımızı herkesin artık çok iyi bildiği kısa çalışma ödeneğiyle ilgili firmalar için başvuruda nasıl bulunacakları, İşkur'da bunların nasıl değerlendirileceği ve bu daha sonraki aşamalarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun neler yapacağını hemen arkadaşlarımıza aktardık. İlk birkaç gün belki bocalama oldu ama bunu gururla söylüyorum. Bursa tüm Türkiye'de bunu büyük iller içinde en hızlı yapan ve oransal olarak da %100'e yakın bütün işletmelerin ihtiyacını karşılayan bir il oldu. Bu konuda bakanımıza ulaştık. O konuda sağ olsun bize kendi genel başkanımız, TÜRMOP genel başkanımız Emre Kartaloğlu, TOB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu o dönemde büyük destek verdiler. İki başkan bir arada bakanımızla yaptıkları görüşme sonucu bu kısa çalışma ödeneklerinin verilmesi aşamasında teftişten vazgeçilmesi, evet, her başvuran firmanın başvuru aşamasında kurum tarafından değerlendirilerek bu işin sonuçlandırılması sağlandı. Böylece hükümet de vereceği desteği bir an önce çalışana ulaşmasını sağlamış oldu. Tekrar ediyorum, burada sessiz kahramanlar gerçekten mali müşavirlerdi. Eyvallah. Şu an tabii ki şey oturdu herhalde, bu kısa çalışma ödeneği alan alıyor, alamayan alamıyor. Onların devam şekilleri belli ama, oldu. Devam edenler de var doğal. Devam edenler de ama sistem olarak herkes evet, ne olduğunu oturdu. Peki başkanım, bu kısa çalışma ödeneğinden ortaya çıkan işten çıkarmama, işte istifa ya da işe son. Burada bir sıkıntı yaşıyoruz mu? Yani insanların aklında bununla ilgili çok soru işaretleri var. Evet. Hem işveren tarafından hem iş gören tarafından. Buna şimdi bir kısa çalışma ödeneği alan firmaların kısa çalışma ödeneği aldıkları dönemle ilgili işçi çıkarma yasağı var. Evet. Diyelim ki 1 Nisan'da kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve hak kazandı. Artık o günden sonra eğer işten işçi çıkarırsa aldığı tüm destekleri faiziyle beraber kamuya geri ödemesi gerekir. Evet. Bunu tabii farkında olmayan firmalar oldu, bizim arkadaşlarımızın haberi olmadan işlem yapan iş adamları oldu. Ama dediğim gibi o yasak bir sıkıntı getirdi. Şu anda da denetlemelerde onlar ortaya çıkıyor. İkinci bir problem demeyeyim, kamu ben işte nakit ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğini uzatıyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir yasa çıkardı. Bununla ilgili de işçi çıkarma yasağını da ekledi. Şimdi bu zaten iki ayaklı bir şey. Evet. Birini veriyorsanız diğerini de vermek gerekiyor. Bu çok büyük sıkıntılar yaratmaya başladı. Diyeceksiniz ki işte ne güzel işçi çıkarma yasağı. Bunun iki tarafı var. İşçi diyor ki ben problem yaşıyorum, psikolojik sorun yaşıyorum, iş yerim gerekli tedbirleri almakta zorlanıyor, serviste kalabalık binmek zorunda kalıyorum. Ben gelmek istemiyorum. İşimi, sözleşmemi feshedin, benim işte kıdemimi, paramı verin, ben de işsizlik paramı alayım. Evet. İşveren tamam diyor. Yani o da tamam diyor. Yani iki taraf anlaşıyor fakat şu anda işçi çıkarma yasağı olduğu için farklı yollara gidiliyor. Biz de o açıdan bazı konularda işçi çıkarma yasağının bunu hem çıkarma hem çıkma diyeyim. Ben ikisini de birlikte söyleyeyim. Çünkü sonuçta bir işçi çocuğu olarak şeyi söyleyemem. İşçi çıkarma yasağı kalksın öyle bir cümle söylemem. Ama yine söylüyorum. İki tarafın da birlikte hareket ettiği durumlarda bence işçi çıkarma ya da çıkma yasağının kaldırılmasında fayda var. Yine desteklerin verilmesi sektörel bazda mutlaka devam etmesi gerekir. Şu anda kısa çalışma yasağının, özür dilerim, kısa çalışma ödeneği alan firmalar devam ediyor. Birçok hizmet sektörü maalesef başta turizm olmak üzere Bursa için çok önemli. 11 Mart'ta dükkana kilit vurdular. Hala açılmadı. Doğru, çalışanlara şey sağladık, kısa çalışma ödeneği sağladık. Alıyorlar. Bazı iş yerlerinde hatta normal aldığı ücretin üzerinde kısa çalışma ödeneği alan işçilerimiz de var. Bu güzel bir şey. Ama
kısa çalışma ödeneğini hak etmeyen işçilerimiz var. Onlara da nakit ücret desteği dediğimiz ücretsiz izin ücreti 1200 lira gibi bir rakamdır. Bu da çok azdır. Yani evet. Bunun da düzeltilmesi gerekir. Kala kala kim kaldı? Esnaf, küçük sanayici. Bunlara hani bu patron tırnak içinde dediğimizde devlet bunlara herhangi bir ödeme vermiyor. Yani ben şöyle iş yerleri biliyorum. Küçük bunların hepsi. Çalışanları alıyor şeylerini, kısa çalışma ödenekleri. Haklarıdır. Oranın sahibi, küçük işletme sahibi hiçbir şey alamıyor. Bağ kurulu olduğu için işte işletme sahiplerine herhangi bir destek yok. O yüzden biz Bursa Mali Müşavirler Odası olarak da bizim üst birliğimiz olarak da bir vatandaşlık maaşı önermiştik. Evet. Yani bunu tek tek herkese yok sen işçi misin, değil misin, esnaf mısın sorulmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese belli bir miktar işte bu asgari ücret olabilir. Ya şeyine göre değişebilir, ödediği prime göre de değişebilir ama yine de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese bir maaş ödenmesi gerekirdi. Sosyal devletin anayasamızın emri de bu şekildeydi. Hani bunun bir kısmı yapılmış oldu belki kısa çalışmayla, nakit ücret desteğiyle. Çalışma Bakanlığı, Sosyal Bakanlığı da şeylere, binerlere, ailelere yardımlar yaptı ama ya bu çok zor oldu. Yani evet. Sıkıntılı oldu. Bizim hala bu önerimiz geçerli. Pandemi süreci sürüyor. Vatandaşlık maaşının bence hükümet tarafından değerlendirilmesinde evet, fayda var diyorum. Peki bu tekrar uzamazsa tarih ne zamana kadar uzadı? 31-10 tarihi itibariyle yani Ekim ayı sonu itibariyle kısa çalışma ödeneğinin süresi devam bitiyor. Ama bitiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanlığına yasa yetki veriyor. Tahminim bu gene sürecektir. Umarım gerek kalmaz. Evet. Bunu içten söylüyorum. Gerçekten artık insanlar normale dönüp çalışarak, üreterek. Üretelim, çalışalım, vergi verelim, evet. Primlerimizi ödeyelim ve ülkemiz normale dönsün. Artık ailelerin de huzuru kaçmaya başladı çünkü. Evet. Peki başkanım, şeye geçelim. Bu kadar hani şeye geleceğim ama bu hesap emekçileri biraz ara bir soru yapacağım. Gerçekten zor şartlarda, yoğun şartlarda ve detaylı çalışıyorlar. Bu bir gün değil. Bunun beyanıma günleri olduğu için zamanla tatile gidemezler, düğünlerine gidemezler, şehir dışına cenazelerine gidemezler. Bu kadar yoğun emeğe karşı emeklerin karşılığını alabiliyor mu meslektaşlar? Bizim bu konuda tabii memleketin bu kadar büyük sıkıntısı varken tutup da kendi özelimize dönmek belki toplum açısından pek doğru olmayabilir ama bu bugünün sorunu değil. Bu eskiden beri gelen bir kültür diyelim. Ama ben bu dönemin, bu pandemi döneminin iş adamlarıyla mali müşavirler arasında, iş dünyasıyla mali müşavirler arasında daha kuvvetli bağlar oluşturduğunu düşünüyorum. Ve bazı şeylerin farkına varıldığını düşünüyorum. Evet. O yüzden bunun olumluya gideceğini. Bundan yani sonra için umuyorum, ummak istiyorum diyeyim, öyle diyeyim. Yasamız yokken bile o günden bugüne bile evet. Hayal belki yani edemiyorduk. Buna biraz daha... toplumun bu işi gördüğünde hani işçinin de emekçinin de bu kısa çalışma ödeneği döneminde mali müşavirlerin yaptığı hizmetin sonuçlarını gördüğünde ben iş adamının da işçinin de artık bu konuda bizimle beraber daha hareket edeceğini düşünüyorum. Yani öyle... İyi düşünmek istiyorum. Evet. Dediğim gibi bu kadar memleketin büyük problemi varken ben kendi özelimizde tabii ki sorunumuz var. Çözeceğiz. Eskiye göre daha iyi ama bu pandemi sürecini atlatalım. Eyvallah. Yeterli olur. Dönelim gene pandemiye bağlı KDV ve ÖTV uygulamalarında güncel düzenlemeler oldu. Bunlar işte servis, kira, eğitim sektöründe KDV indirimleri oldu. Evet. Bununla ilgili yapılanlar ne durumdadır? Sizce nasıl olmalıydı? Şu andaki uygulama mesela eğitimde KDV 8'den 1'e düşürüldü. Evet. Özel okula giden, dershaneye giden çocuklar olan hepimizin arkadaşları bunun farkındalar. Bütün toplumda hissedildi. 8'den 1'e düştü. Bu önümüzdeki hatta yıl... ödediyse bile geri evet. Ödenecek. Tabii tabii. Ben bu konuda tüm özel okul sahipleri olan iş adamlarına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle de teşekkür ediyorum. Çünkü meslektaşlarımız bu konuda kendilerini uyardılar. Uyar evet. Uyarmaz. Bütün özel okullar bu %7'lik farkı velilere ödemek için benim yani Bursa'daki 8-10 kurumu iyi bildiğim için onları yani diğer çok aşağılara inmeden söyleyeyim bunu. Bu kurumların tamamı bu ödemeyi nasıl yapacaklarına velilere ilettiler. Ödeyen kurumlar oldu. Tahsilat yapmayan kurumlarda bu %7'lik kısmı tahsil etmeyecekler. Bu evet. Konuda herhangi bir çatışma, fikir farklılığı yok. Böyle devam edecek.
Servis ve taşıma ücretlerinde KDV %8'den kirada 18'den 8'e düştü. Serviste düştü. Onlar da 31-12-2020'nin sonuna kadar oldu. Bu pandemi olayı sürecinin eğer sıkıntıya düşeceği söyleniyor Ekim-Kasım-Aralık. O zaman bu dönemde bunların uzaması gerekir. Burada parantez açayım. Burada işte ben meslektaşlarım bu dönemde sessiz kahramanlar diyorsak önce toplum dedik, önce ülkemiz dedik, önce esnaf dedik. Şimdi de diyoruz ki bize de KDV oranı %18'den 8'e düşürülmesi. Burada devletin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin bizim kestiğimiz faturalar, serbest meslek makbuzları sonuçta diğer bir esnafın indirim konusu oluyor. Devletin buradan KDV kaybı yok. Hem esnafa bir fayda sağlamış olur KDV'de. Aynen. Hem de mali müşavirin yükünü. Eğitimdeki gibi, servisteki evet, gibi. Yani bu konuda ben kamusal görev yaptığımızı biliyorum ve inanıyorum. O açıdan kamunun da burada bize yardımcı olmasını diliyorum. Peki başkanım, gene araya girelim. Yani bu Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı konuşurken biraz oradan bir veri verelim. Yani kısaca bir odanın kaç mali müşavir var, rakamlar nedir, kaçı bağımlıdır, kaçı bağımsızdır, kaç tane ofis vardır Bursa'da? Yani bu heyetin içinde kaç kişi var? Yani evet, bizim Bursa'da Mali Müşavir Odası'na kayıtlı 5123 üyemiz var. Bunun yaklaşık %55'e yakını firmalarda çalışan bağımlı mali müşavir. 2600 civarında, 2400 civarında da Bursa'da muhasebe ofisi var. Evet. Mali müşavirlik ofisi var. Bizim ayrıca 1250 adette stajyerimiz var. Mali müşavirlik stajını yapmak isteyen, üniversiteyi bitirmiş, 3 yıllık stajını Müracaat başlatmış. Etmiş. O 3 yıllık süreci yaşayan gençlerimiz var. Burada gurur duyulacak bir şey söylemek isterim. Bizde kadın oranı meslekte %10'lar 15'lerdeydi. Son 15-20 yılda bu oran %35'lere çıktı. Bu da tabii şu anda mesleğe giren erkekten çok kadın sayısı. İlgi göstermesi. Evet, daha, dünyada da bu mesleğin daha çok hani kadınlarla erkeklerin eşit sayıda, hatta bazı ülkelerde kadınların daha fazla olduğunu görmüştük. Bunu da açıkçası gururla söylerim. Hatta bugün odamızın yönetiminde iki kadın meslektaşım var. Bir oda başkan yardımcımız Nazan Hanım, oda sekreterimiz Fatma Hanım, disiplin kurulu başkanımız, disiplin kurulunda iki arkadaşımız var. Denetim kurulunda, yani kadınlarımız Bursa Mali Müşavirler Odası'nda her yerde. Her yerde. Öyle söyleyelim. Şey dikkatimi çekti başkanım, yani bağımlı çalışma sayısının artması aslında onur verici oda açısından. Çünkü eskiden yani bu belge sahip olsun olmasın, yani 3 aylık kurstan geçmiş arkadaşlar elbette onlara saygı duyuyorum. Ön muhasebede gene çalışsınlar ama firmalarda belgeli mali müşavir rakamları daha düşüktü. Demek ki bu son yıllarda daha da arttı. Daha da arttı. Bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, Bursa ekonomisinin küçük işletmelerden büyük işletmelere doğru evrildiğini gösterir bu. Dolayısıyla büyük işletme biraz daha kurumsallaşma çalışması yaparken firmasının finansında, muhasebesinde, illa muhasebesinde değil, farklı alanlarda mali müşavir istihdam etmek istiyor. Evet. Bu onun için iki türlü fayda sağlar. Tabii ki bilgi birikimi ve eğitim almış bir kişidir. İkinci şey de bir problem yaşadığında o kişinin tabi olduğu disiplin hükümleri vardır. Evet. Yani bir sorun yaşadığında, odamıza bir şikayette bulunduğunda, biz meslektaşımız bir sıkıntı yaratmışsa onu, iş adamını o açıdan da koruruz. Bu açıdan baktığımızda ikinci kısımda doğal olarak küçük işletmeler azaldı. Azaldığında da ofis, serbest ofis şeklinde mali müşavirlik hizmetleri talebi de azalıyordur. Ama bu dönüşüm inanılmaz hızla gidiyordu zaten. Bir de pandemi olunca dijitalleşme, yani ne diyelim buna, artık evlerden ofisleri idare eder duruma gelmek zorunda kaldık. O açıdan meslektaşlarım bu konuda iyi yatırımlar yaptı ve kendilerini bu konuda biz de çalışmalarımızla önümüzdeki döneme, geleceğe demiyorum, hemen önümüzdeki dönemi hazırlamaya çalışıyoruz. Diyelim. Çok kısa da olsa başkanım, gelmeden bir arkadaş sordu. Son sene dedi üniversitede, bitirirsem ben de dedi Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na müracaat edeceğim, nasıl olacağım dedi. Yani kısaca süreç nasıl geçiyor? 3 aşama, onu bir... Şöyle söyleyeyim, bizim 3568 sayılı yasamız, meslek yasamız 1989'da çıkmış. O tarihte ki giriş kurallarıyla şimdiki arasında hiçbir fark yok. İktisat işletme eğitimi veren iktisadi ve idare fakültelerinden mezun olmuş arkadaşlar odamıza başvurup önce bir kere okul mezuniyetlerini tamamlayacaklar.
Odamıza başvuracaklar diplomalarıyla beraber. Staja giriş sınavı var. Artık akademik mesleklerde, staj yapılacak olan mesleklerde bu konuda biz önce olduk. Şimdi artık Baro'da staja başlama girişi sınavı yapıyor. Biz de bu sınavı yapıyoruz. O sınava başvuruyorlar. Kazandıkları takdirde 3 yıl bir mali müşavirin yanında ister ofiste ister bir şirkette mali müşavirin yanında 3 yıl çalışıyor. Ondan sonra 3 yılın sonunda 8 dersi kapsayan bir yeterlik sınavına giriyor. Mesleki yeterlik diyorum. Evet, mesleki yeterlik sınavına giriyor ve sizin gibi benim gibi kazanıp mali müşavir. Müşavir olabilir. Evet. Yani kısaca aşağı yukarı avukatlarla aynı statüye mi geldi? Yani bu eğitim ve staj konusunda biz daha ileri konumdayız. Açıkçası şu açıdan söylüyorum. Biz 30 yıldır bunu yapıyoruz. Avukat arkadaşlarımızın eğitimleri başka bir konu. O bizim de şeyimiz değil ama onların staj süresi yanılmıyorsam 1 yıldı. Evet. Ve yeterlik sınavı, staja başlama sınavı gibi sınavları yoktu. Daha geçtiğimiz yıl çıktı. 4 yıl sonra uygulamaya girecek. Umarım onların da mesleğinde bu bir kalite, bir fark yaratır. Eyvallah başkanım. Peki başkanım, sizin oda olarak, yani ben de zaman zaman katıldım farklı komisyonlardan, sosyal sorumluluk projelerinizden elbette pandemi etkilemiştir. Tabii ki. Ama genel anlamda neler yapıyor oda sosyal proje olarak? Halka dokunan, meslektaşa dokunan, ailesine dokunan? Ya bizim az önce ilk açılışta siz şey söylediniz. Biz mali müşavirler olarak özellikle mikro işletmeler için söylüyorum. Küçük ve orta işletmelerin hemen hemen her aşamadaki sorunuyla bizim arkadaşlarımız ilgilenmek durumunda kalıyor. Bence bizim en büyük sosyal sorumluluk projemiz bu küçük ve orta ölçekli işletmelere bir tür eğitmenlik yapmaktır. Nedir? İşte tabii ki avukatlık işlemi veya hukuki problemler olunca onları avukat arkadaşlara yönlendiriyoruz ama ilk aşamadaki danışmanlıklarını biz veriyoruz. Bilişimle ilgili bir yatırım yapacağız mı? Bilgisayardı, yazılımdı. Benim meslektaşlarım bu konuda destek veriyor. Bir bankayla, bir finans kurumuyla iletişime geçtiklerinde tabii ki biz bir aramızda finansçı arkadaşlar var ama küçük ofisler için söylüyorum. Bir uzman finansçı değiliz ama onları ilk şeyde biz karşılayıp ona göre yönlendiriyoruz. Bence bizim bir numaralı sosyal projemiz, tüm Türkiye için söylüyorum. Türkiye'deki işletmelerin %96'sını, %98'ini ne bu şekilde eğitim ve yön veren benim meslektaşlarımın yaptığı işlemlerdir. Diğer konu bizim ticaret liseleriyle özellikle bir problem var, onu da bahsetmem lazım. Ticaret liselerindeki son sınıf öğrencileri bizlerde ve kurumlarda staj yaparlar son bir yılını. Şu anda kamu kurumları maalesef stajyer almadığı için bankalar bütün yük bizim bürolarımızda. Bütün ticaret lisesi müdürleri arkadaşlarla özellikle temas kurduk ne yapabiliriz diye. Ben buradan bütün iş adamlarına ve meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Şu anda hemen hemen her ticaret lisesinde staj yeri bulamamış genç kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Önemli bir konu, bu stajı okulda da yapabilirler ama bu daha sonraki iş arama süreçlerinde kendilerine problem olacaktır. Bizim için yine meslektaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Lütfen eğer büromuzda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alanınız varsa mutlaka ticaret lisesi çocuklarımızdan birer tane öğrenci alalım. Buraya gelirken de yine arkadaşlar aradılar. Gürsu'da, Nilüfer'de, Yıldırım'da problem var. Çocuklar maalesef stajyeri bulamıyorlar. İkinci projemiz de bu bizim. 2 yıllık okullarda buraya çok yakın olan Ali Osman Sönmez kampüsünde okuyan öğrencilerimiz var. Onlar da 2. sınıfta 2-3 gün bize gelirler. Stajlarını bize tamamlarlar. Uludağ Üniversitesi ile yaptığımız bir protokol var. Çok yakında yine Uludağ Üniversitesi rektörüne hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde Sayın Hocam'la bir proje kararlaştırdık. Oradaki İdari İlimler Fakültesi'nde okuyan çocukların gördükleri derslerin pratiklerini yapmak için bizim ofislerimize, şirketlerimize çalışmasıyla ilgili biz bir aramızda anlaştık. Fakat bu anlaşmayı yaptığımızda Mart'ın başıydı maalesef. Ondan sonra hocamla bir daha bir araya gelemedik. Okulları da açamadılar ondan sonra. Onun dışında konserler yapıyoruz. Kendi arkadaşlarımız işte Türk Halk Müziği konseri var, sanat müziği koromuz var, halk müziği koromuz var, tiyatromuz var, halk oyunları ekibimiz var. Yapamıyoruz tabii bu sürede ama onların konser gelirlerini Bursa'daki ihtiyacı olan derneklere, sakatlıklara, kanserle savaşan derneklere bağışlıyoruz. O işleri yapıyoruz.
Mümkün olduğu kadar elimizde hani vakit kaldığı kadar Bursa'mızın yerel sorunlarıyla ilgili uğraşmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Umarım bu pandemi süreci bir an önce biter. Biz de bu başlattığımız çalışmalara devam edebiliriz diyorum. Eyvallah. Tabii ki üniversitedeki öğrencinin fiilen yerinde eğitim görmesi, dokunması çok kıymetli aslında. Çok. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de çok kıymetli. Konumuzun dışında ama sizi birebir ilgilendiren gene bir soru soracağım. Bireysel emeklilik. Yani kendi açımdan belki ilk girenlerden biri de benim. Ama daha sonra neredeyse zorunlu hale getirip işte daha sonra çıkma hakkı verdiler. Tekrar bir aldılar. Yani siz de belki bireysel emekliye tabi birisiniz gönüllü olarak. Bireysel emeklilik sizce olmalı mıdır? Daha sonra bodrolarda özellikle çalışan emekçi kardeşler yani hakikaten zor şartlarda geçiniyorlar. Ücretler malum. Buna rağmen emeklide bodroda kalmalarını öneriyor musunuz? Kısaca bir bireysel emekliye bir oda başkanı olarak yani birebir uzmanlık alanınız olmasa da bodro olarak sizi ilgilendiriyor. Sizi işlemi yapıyorsunuz. Şu anda bireysel emeklinin zorunlu olmasından dolayı bizler ofislerde ücret bordrolarını hazırlarken bize ikinci bir yük geldi. Yük gelmiş oldu. İşte 50'den fazla çalışan işyerleri, 10 kişiden fazla çalışan derken bütün işyerlerinde şu anda bireysel emeklilikle ilgili zorunluluk var. Evet. Zorunluluk var ama bir ay sonra istiyorsanız çıkıyorsunuz. Ben burada iki tane hatalı konu görüyorum. Birincisi zorunlu kelimesi biraz açıkçası bu sakıncalı geliyor. Hı. Bizim toplum yani içinde büyüdük artık belli bir yaşı da geçtik. Bu lafı sevmiyor. Evet. Bu birinci problem. Belki başka bir kelime bulunabilirdi. İkincisi de zaten kıt kanaat geçiren, bir ayı zor getiren işçi kardeşimizin, emekçi kardeşimin bir de prim kesilip zorunlu emeklilik primi, bireysel emeklilik primi kesilmesi. Yoksa tabii ki bugün ekonomik durumu yerinde olan, kenara tasarruflarını ayırabilecek durumda olan bütün herkesin işte benim de poliçem var, işte çocuklarımın geleceğini düşünerek yapmıştım. İşte bütün arkadaşlarımla konuşuyorum hemen hemen iş adamlarının çoğunda var. Ama sen daha 2300 lira ücreti eline almadan daha 15 ayın 15'inde harcayan insana bunu zorunlu tutarsan bu ters teper. Yoksa kamunun yaptığı çok güzel bir şey var. Ne diyor? Primin bir kısmını işçi bir kısmını işveren verecek. Ne diyor? Biz bu şeyin %25'i kadar da sana devlet katkısı. Devlet katkısı. Çok güzel bir şey bakın bunun faydalanılması gerekir. Ama zorunluluk bizde ters tepiyor. Ben bunun daha cazip hale getirerek zorunlu olmaktan yani çıkarıldığında insanlar kendilerinin gidip bireysel emeklilik yapılacağını ve böylece hem kamu hem şirketler de bir sonuçta bu fonlar bir yerde birikiyor ve kullanılıyor. Evet. Toplum yararına kullanılıyor. Benim için yani benim buradaki söyleyeceğim zorunlu yani, kelimesi. Doğru söylüyorsunuz başkanım. Yani ben de bireysel olarak yani bireysel emekli hala ödeyen biriyim. Gücü olan yani bunun en düşük limiti şu an nedir bilmiyorum. Atıyorum 60 lira mı 70 lira mı ödeyebiliyorsa ben şahsım adına öneririm. Yani 20 yılın sonunda evet ciddi bir para birikecek ya da 10 yıl zorunlu olan yıl sonra yaşı bekleyecektir. Tasarruf yani tasarruf olmadan birikim olmaz. Evet. O anlamda önemsiyorum. Peki başkanım bu dönemde özellikle bazen duyuyoruz eskisi kadar kaçak muhasebeci merdiven altı kaldı mı bilmiyorum. Eskiden çok konuşulurdu. Özellikle yeni şirket kuracaklar, yeni genç nesiller, kim işte COSGAP vesilesiyle, kadın yatırımcılar neler önerirsiniz? Yani neye dikkat etsinler? Bir mali müşavir bunu nasıl söyler belki doğru olmayabilir biz de ofisine. İlk önce gelip iş kurmak isteyenlerin yani mutlaka bir mali müşavirle iletişim kurmasında fayda var. Biz hemen gelen herkese iş kur diye şey yapmıyoruz. İlla git şu şirketi kur, bu şirketi kuralım, sana halledelim, gel işini yapalım değil. Önce onu dinliyoruz. Gerçekten bir iş kurması gerekiyor mu? Gerekmiyorsa elde edeceği geliri ne düşünüyor? Bizim piyasa deneyimlerimiz o gelirin aslında o olmadığını söylüyor. Benim yanıma gelip 10 kişiden 5'ini 6'sını iş kurmadan geri gönderiyorum. Yani açıkçası birçok meslektaşım çünkü zarar veriyorsunuz. Neye zarar veriyor? Kuruyorsunuz işletmeyi, yürütemiyor. Şirket kadük oluyor, sıkıntı oluyor. Ticaret odasında bakıyorsunuz bir sürü kadük şirket kalıyor. Çünkü onu tasfiye edecek geliri bile yok. Ondan sonra haksız rekabet yaratıyor. Bakıyorsunuz piyasaya giriyor, beceremiyor işi, ticareti. Bu sefer ayakta kalmak için her türlü şeyi yapıyor. Bu sefer
ticaret kısmı sakatlanıyor. O yüzden burada ben hani filtre görevi gördüğümüzü düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar meslektaşlarımı da öneriyorum. Mutlaka her sektörü bilemeyebiliriz ama iş hayatını az buçuk şeyini bilen bütün arkadaşlarımız bilir. Tecrübelerimiz ona onun için yeterlidir. Biz uyarıyoruz. Diyoruz ki mutlaka bir mali müşavirle görüşün. Sizin yetkinliğiniz, yeterliliğiniz olduğunu siz düşünebilirsiniz ama farklı görüş aldığınız takdirde belki de sizi 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok daha başka yerlere gidecekken kötü yönlere gitmenize sebep olacak bir olaydan sizi döndürebilir. Çok iyi bir tamirci, elektronik tamircisi olacak bir kişiyi götürüp bilgisayar okutup yazılımcı yapmaya kalkarsanız ters tepebilir. Halbuki bizim orada ona ihtiyacımız var. Çok da başarılı olabilir. O yüzden orada dikkatli olmakta fayda var. Gençler için söylüyorum. Evet. Çok büyük teşvikler var genç yatırımcılara, kadın girişimine, KOSGEB üzerinden. Net bazı dönemlerde KOSGEB'in kaynakları sıkıntıya düşüyor ama bazen de serbest bırakılıyor. Mutlaka bir mali müşavir üzerinden bu işlemlerini yaparlarsa, bazı arkadaşlarımız özellikle KOSGEB danışmanı olan mali müşavir arkadaşlarımız var. Onlardan yardım alırlarsa faydalı olur diye düşünüyorum. Tabii erken olduğu zaman belki moral, motivasyon, ileride kurabileceği bir şirketi baştan yok ediyor. Evet, yani altın yumurtlayan tavuğu baştan kesmiş oluyorsunuz. Biraz daha pişmesi gerekebilir piyasada. Çıraklık yapacak, tabii kalfalık ki. Yapacak. Yani çıraklığını yapmadığınız işin patronu olamazsınız diye bir laf var. Evet. Ben buna çok güvenirim. Yani Bursa tekstil kenti, kumaş topunu alıp sırtınızda taşımadıysanız siz o kumaşı satamazsınız. Evet. Yani bu kadar basit yani. Ben o anlamda söyleyeyim. Önemli. Peki başkanım, bu süreçte işverenlerin özellikle vergi ödeme zorundan dolayı bir yapılandırmalar vardı devam eden. Çoğu bozuldu muhtemelen. Doğru, evet. Yeniden bir yapılandırma sizce gelir mi? Ne yapmalılar? Mevcut imkanı da yok. Zaten dediğiniz gibi turizm, bazı gıda sektörleri bile, hani marketler vesaireler çok iyi iş yaptılar aslında. Doğrudur. Ama kafeler, kapandı, restoranlar, bazı yerler ciddi anlamda zor durumda. Bunun dışında evet, bu pandemiden dolayı o sektörde zor durumlara ne önerirsiniz yani? Yapılandırma mı gelecek? Şöyle söyleyeyim, nasıl belki basından takip ediyorsunuz siz de basın mensubu olarak. Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması olduğu söyleniyor. Hatta birkaç meclise sevkle ilgili örnekler gördük ama benim şu anda meclise sevk edilmiş bir tasarı görmedim henüz. Ama tasarının şöyle hazır olduğunu biliyorum. Evet. Böyle hazır yazılmış. Çünkü biz yanılmıyorsam 28 tane vergi barışı, af ne derseniz deyin, çıkarmış bir milletiz. Evet. O yüzden elimizde şey var. Elimizde veri var. Ben kişi olarak da, mali müşavir odası olarak da biz aslında bir tür vergi aflarına normalde usulde, özünde karşıyız. Bu dönem başka bir dönem. Bir dönem. Özel bir dönem. Evet, özel bir dönem. Bugün çıkarsanız belki o afların taksitlerini veya yapılandırmanın taksitlerini ödemesi esnafın ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum ama eski çıkarılmış vergi barışlarındaki problemler, yani yapılandırmalardaki problemleri dikkate alarak mutlaka çıkarılması lazım. Evet. Tekrar söylüyorum. Buna ben kişisel olarak aslında karşıyım. Yani bu işin biliminde, hukukunda böyle bir şeyin olmaması lazım. Biz bir iş yapıyoruz. Düzgün yaptığımızı iddia ediyoruz. O zaman bu affın, matra artırımlarının çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ama 100 yılda bir olay gerçekleşmiş. Hükümet de ne yapacağını bilemedi. Biz de bilemedik. Hiç kimse bilemedi. Dünya bilemedi. Şey. Yani o açıdan yapılması mı gerekir? Evet, yapılması gerekir. İnsanların ödeyebileceği, gerekirse bazen ana paralardan vazgeçmek gerekebilir. Yani benim bu kastettiğim küçük esnaf içindir. Yani ahilik ruhu. Dikkat etmek lazım. Yani onu yok etmeyelim. Alışveriş merkezlerini yaptık, küçük esnafımızı yok ettik. Yani orada açıkçası kalanları bari yaşatalım. Yaşatalım. Çünkü küçük esnaf demek mahallede yarın öbür gün bir problem çıktığında gidip bakkalından yani bir ekmeği hiç olmasa ya ben paramı unutmuşum. Şu ekmeği alayım yarın sabah verin dediğinizde alırsınız. AVM'den alamazsınız. O açıdan bizim küçük esnafımızın, kasabımızın, bakkalımızın, manavımızın yaşaması lazım. Mahalle kültürümüzün. Birçok şeyimizi kaybettik. Onlar gibi küçük girişimcilerin taksitlendirmelerinde veya ana paralarında silme yapılabilir. Ben hani bunu belki vergide adaletsizlik olarak görülebilir. Doğrudur, haklıdır ödeyen için. Ama mutlaka ödeyene de bir indirim sağlanması gerekir. Yani siz hiç ödemeyene bir af getiriyorsanız, bir yapılandırma getiriyorsanız
düzenliyor diyen mükellefe mutlaka öyle bir puan iki puan değil. Puan olur. Ödüllendirme evet, olması mutlaka lazım. Onun da düzenliyor dediği için aynı sigortada %11-12'lere gereken için indirimler var düzenli ödediği için. Aynı uygulamanın vergide de gelmesinin doğru olacağını ve adaletli. Adaletli olunca evet, toplum buna rıza gösterecektir rıza ve beklentisi de var diye düşünüyorum. Yaşatmak mesele. Yani aynen, yaşatırsan vergi de alırsın, istihdam da alırsın. Geçen gün bir otoparkçının sorunu, yani pandemi olunca otopark, kapalı otoparklar. Kimse dışarı çıkmayınca. İşte %50 indirim yaptım diyor. Ben gene fedakar, yeter ki hareket görsün ama en büyük kalemim diyor kira. O da belediye. Evet. Belediyenin bu paranın silmesini falan istemiyorum diyor. Ama hiç olmazsa gecikme faizi işlemezsin. Çünkü katlanıyor zaten ödeme zorluğu yaşadığım bir dönemde. Buna bir de gecikme faizi, yoksa parayı silmesinler. Bir bağış yapmasınlar ama bir kolaylık. Bu anlamda sizin mükelleflerden ya da odaya gelen ne gibi talepler var başkanım? En çok kirayla ilgili geldi. Evet. Hem benim şahsım hem odaya kurumsal olarak. Bütün işletme sahipleri 4-5 ay kapandı. Şimdi özel, şimdi sonuçta iş yeri sahibi de bir kişi. Belki de o kira geliriyle geçiniyor. Evet. Orada yani bizim de konuştuğumuz yurt dışı ilişkilerimiz olan bütün arkadaşlarımızın vardır. Konuştuğumuz işletme sahiplerinin bazılarının yurt dışında da işleri var. Yurt dışındaki gibi mesela birçok ülkede Avrupa'da kira yardımı da yapıldı şirketlere. Evet. Küçük, büyük, hiç ayırmadan. Ben aynı şeyi, nasıl kısa çalışma ödeneği işçimize maaşının %70'ini, %80'ini verdik. Evet. Aynı şekilde küçük esnafımıza, orta ölçekli sanayicimize kira desteğinin mutlaka yapılması gerekirdi. Bunun atlandığını düşünüyorum. İşçisi alıyor, kendisi alamadı. Kirayı da ödeyemediği için iş yerini kapatan çok iş yeri var. Bu açıdan en önemli şey kira desteğiydi. Kira desteği. Hiç yapılmadı, esnafa da yapılmadı. Ben bunun atlandığını düşünüyorum ama çok büyük bir olaydı. Evet. Ve yapılsaydı da siyaseten de çok büyük başarı olurdu açıkçası söyleyeyim. Başkanım, geçmişte şunu gördüm. Yine bugün belki birebir pandemiyle ilgisi yok ama pandemide biraz daha şirketler zor duruma düştü. Evet. Bizim bazen şu kültürümüz var. 10 liralık sermaye ama 100 liralık iş yapıyoruz. Evet. 10 liralık kazancımız var, 15 liralık harcama yapıyoruz. Evet. Genelde bu şirketin ömrün olmaması gerekir ve olmuyor. Yani mantık olarak, muhasebe olarak, mizan olarak, bilanço olarak uymuyor. Bu ilk başladığımızda konkordatolar, iflaslar, yani bir şirketin yıkılması da değil. Yani o bir şirket yıkılınca zincirleme arkasından belki 20 tane şirket yıkıyor. İşte işçiler yıkılıyor, aileler perişan. Yani bir kişinin hatası, evet, kanun boşuna yedek akçe koymamış. Bilmem şunu koymamış. Yani bir sürü aslında kanun da var. Bunu uygulamadıkları için. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani işletmelerin bazen yok olması, batması, biraz da yani öngörememekten mi ya da tevekkelden midir? Ya bizim toplumumuzun böyle bir şeyi var. Ya ben dükkanın anahtarını çevirir açarım. O kadar. Evet. Yani belki bir kira vermiştir, belki şey. Bu kültürümüz biraz sıkıntı yarattı ama bir ara bir toparlanma oldu ama maalesef tekrar bozuldu. Orada iki tane, üç tane filtre olması gerekir. Evet. Yani ben bir, kişi ehliyetli mi? Evet. Hani iş ehline verin diyoruz ya. Kişi ehliyetli mi? Bu o bir birinci filtre. O zaman ruhsatlan. İkinci şey, belediye ne yapıyor? İş yerine ruhsat veriyor. Bugün birçok iş yeri belediyenin hani sağlıkla ilgili olmayınca kolay kolay hani gidip belediyeye başvuruyorlar. İkinci filtre de o. Üçüncü filtre de ben mali müşavirlere yine söylüyorum. Bu kişinin bu işi yapma ihtimalini görmüyorsanız yüzüne söyleyin. Yani bugün söyleyin ki toplumda problem yaratmasın. Biz bir ara bir gazeteci arkadaş bu batmak üzere olan şirketlerle ilgili bir şey söyledi. Zombi şirket diye. Bir de bunların batmasına izin vermemiz lazım. Evet. Ya hayatta kaldıkça zarar vermeye devam ediyor. Bugün onu sistemden çıkarsak 3 kişi zarar görecekse onu yaşattık, ucuz kredi verdik. Yani bunlar kötü şeyler değil. İyi, biz insanlara hani kamu şöyle yaptı. Devlet dedi ki işte KGF kredisi veriyorum. İşte düşük faizle. Niye? Ya o firma yaşasın diye. Şey değil ki. Ama biz onu herkes olumsuz kullandı. Olumlu kullananlar da var açıkçası. Bırakalım. Şirket batıyorsa bırakın, artık gitmiş ol. Yani inceleyebiliriz. Vergi onu ödemiyor. Ödemiyor. Sigorta ödemiyor. Ödemiyor. Maaş, işçi, maaş ödemiyor. Bana ödemiyor. Perişan, kirayı ödeyemiyor. Mali müşavir ödemiyor. Kirayı ödemiyor. O yüzden bu zaten batacak bir şirket varsa bir an önce onu bırakalım batsın, ki toplum diğerleri ayakta kalabilsin. Çünkü bu bir hastalık gibi oluyor.
virüs vücuda girince hani bugün de yaşıyoruz hemen sizi deviriyor. Hiç olmazsa o virüsleri bir an önce yok edelim diye düşünüyorum. Concorde'da süreçleri var. Evet. Uzun sürüyor. O Concorde'da uğramış şirketin durumu ayrı problem. Ona mal satmış insanların derdi ayrı. Çözülmemiş oluyor. İki seneyi süren Concorde odaları var. Bu sefer öbür tarafı yıkmaya çalışıyoruz. Tabii, yani. Bir Concorde en az 80-90 firmayı sürecine götürüyor. Öyle. Batma sürecine götürüyor. Yazık günah yani. Başkanım, konular çok, sorular çok, sorunlar çok ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman ayırdınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alalım. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu dönemde hakikaten sıkıntılı bir süreç yaşadık bütün toplum olarak. Herkesin bence bu dönemde birbirine yardım etmesi lazım. Birbirimizin ne istediğini önce dinlememiz lazım. Onu düşünmemiz lazım. Yoksa herkes benim istediğim olsun derse biz bu memleketi çökertiriz. Evet. Memleketimiz olmasa biz de olmamış oluruz. O yüzden dediğim gibi meslektaşlarıma da iş adamlarına da söylüyoruz. Birbirimizi dinleyelim, tavsiyelerine kulak asalım birbirlerimizin. Bu memleket hepimizin ayakta kalırsa hep beraber ayakta kalırız diye düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık başkanım. Yani bir şirketin ben her zaman muhasebe ve pazarlaması güçlü değilse o şirketin yaşamasına pek ihtimal vermiyorum. Tecrübelerle bir muhasebeci sözü diye internetten geziyor. Yakarsa dünyayı diyor muhasebeciler yakar. Evet. Ben de diyorum ki şirketleri eğer ayakta tutacaksa mutlaka muhasebenize ve muhasebecinize gerekli önemi verin ve dinleyin. Aynen. Tavsiyelerini dinlesinler. Muhasebe sadece yazmak değildir çünkü. Mali aynı zamanda analizdir. Raporlamadır. Öngörmektir. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Evet değerli seyirciler, bir programın sonuna daha geldik. Haftaya başka bir konu, başka bir konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça ve dostça kalınız.